Dün senin yanından çıktıktan sonra canım bayağı bir sıkıldı. O yüzden konuşmak istedim. Hayrolsun, niye sıkıldı canım? Babamın avukatı aradı. Benimle görüşmek istiyormuş. Güya babamın bir vasiyeti varmış. Bütün serveti amcamın yönetmesine dair. Ben bugüne kadar hiç böyle bir şey duymadım. Peki konuştun mu bunu halanla, amcanla? Konuşmadım. Zaten avukat da onlarla konuşmadan hiçbir şey yapamıyor. Hiç şaşırmadım. Neden ki? Şimdi bizim bu evlilik meselesi gündeme gelince kendilerince bir önlem almaya çalışıyorlar. Olur mu öyle şey canım? Ben babamın tek varisiyim. Babam zaten halamın da, amcamın da, yeğenlerimin de üstüne bir sürü şey devretti. Bana kalacak olan şeyde onların bir payı yok ki. Tamam Sevda, ben bir şey demedim. Amcanla halanla konuş. Baktın hallolmuyor, ben belli bir yüzde karşılığı meseleyi çözerim. Ben gönüllü yaparsın diye düşünmüştüm. Yüzde ele değil. Öyle gönüllü olmaz. Belli bir yüzde konuşmamız lazım. Yoksa paraya çöktü derler kızım. Sen çök. Senin canın sağ olsun. Burada tam olarak ne kadar bir rakam konuşuyoruz? Bunu sorduğuna inanamıyorum Mısır. Malum ev büyük, aile kalabalık, masraf çok. Sormak lazım. 500 milyon. Böyle bir servet varsa halana, amcana ters konuşma. Anlaşıyormuş gibi davran. Sen beni dinle. Merhaba Seda. Merhaba Hızır Ali. Baba. İstediğin zaman çıkabiliriz. Hallettin mi işlerini? Hallettim baba, hallettim. İyi. O zaman Melike Hanım'a da bir merhaba diyelim çıkmadan. Ayıp olmasın. Tamam baba.